Herkese merhaba arkadaşlar. Güncel video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Metaverse konusu hakkında konuşacağız. Ee, kanalı uzun süredir takip edenler bilir ki çok çok önceden arkadaşlar daha henüz Metaverse coinleri patlamadan Metaverse kavramını kullanmıştım. Ama ondan sonra çok fazla üstüne düşmedim. Şimdi tekrardan bunu ele alalım. Metaverse nedir? Metaverse'de nasıl... Ee, projelere yatırım yapmalıyız ya da Metaverse'ün geleceği çok mu parlak bundan bahsedelim. Kısa bir video olacak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer yararlı bulduysanız da beğeni butonuna basarak ve kanala abone olarak bana destek olup böyle videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar Metaverse'e geçmeden önce Bitcoin'in şu durumundan bir bahsedeyim. Şu anda 49.809 bandında Bollinger bandının üst noktasında MACD'ye baktığımızda MACD al sinyali verdi. Bir hacim girişi oldu. Yani şuna benzer bir tablo görme ihtimalimiz yüksek. Burada ne hangi seviyelere gelmiştik? 52 bin gelmiştik. Tekrardan böyle bir tablo görme olasılığımız yüksek arkadaşlar. Ama dediğim gibi öncelikle 51 bin 161 bandın üzerine çıkıp buradan sonra da arkadaşlar bu minör desteği kullanarak yani burayı bir kalkış rotası olarak kullanacağız. Ve kendimizi yükselen trende haftalık banttaki yükselen trendin üzerine atacağız. Bundan zaten bir önceki videomda bahsettim. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim ana konumuza. Ana konumuz nedir? Ana konumuz Metaverse arkadaşlar. Metaverse kavramı nedir? Metaverse internet web 3.0. Yani internetin geleceği olarak görülüyor. Bu web 3.0 için sanal dünyada projeler çıkıyor. Bu web 3.0, sanal dünya, VR gözlük vesaire bunlardan bahsettiğimiz aklımızda ilk canlanan şeyler oyunlar oluyor. Zaten şu anda da elimizde olan Metaverse projelerinin çoğu oyun üzerine oyun tabanlı projeler. Daha doğrusu oyun şirketlerinin küreseldeki oyun şirketlerini değerlendirdiği kullandığı projeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz Metaverse projelerine en rahat hangi borsadan ulaşırız arkadaşlar? Gateo'dan ulaşılabiliyor. Maxi'den ulaşabiliyor. Maxi'de bakın şöyle kategoriye girdiğinizde yani giriş yapıp kaydolabilirsiniz. Zaten bağlantı linklerini komisyon indirimli linkleri açıklamalara Yorumları her yere bırakacağım arkadaşlar. %60 komisyondan faydalanabilirsiniz. Girdiniz kategori kısmından Metaverse'ü seçiyorsunuz. Bakın burada e, çok fazla şekilde diğer borsada daha az vardır. Binance'da daha az var bunlardan mesela. Yani örnek veriyorum 6 tane 7 tane varsa burada 15-20 tane var arkadaşlar. Metaverse'e girdik. Mana mesela. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Avogadro var. Sant var. Over var. Alice var. Axe var. Bakın Axe zaten bunların liderlerindendir. Bu şekilde birçok Metaverse projesi karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu değerlendirirken biz neye bakmalıyız? Bunu değerlendirirken arkadaşlar bakmamız gereken iki tane özellik var. Birincisi proje ne, amacı ne, ne için çıkmış, ne zaman çıkmış, arkasında kim var? Bunu bir öğreneceğiz. Ondan sonra arkadaşlar fiyat değeri bu Metaverse yani Facebook'un adını meta yapmasıyla birlikte gündemde patlama gerçekleştiren Metaverse bu haberden sonra ne kadar patladı mesela bana? Metaverse haberi geldi. Mana ne kadar patladı? Mana nerelere çıktı? Sant nerelere çıktı? Bakın Sant şu anda 5,24 dolar. Mana şu anda 3,51 dolar. Yani çıkmış artık düşüşe geçmiş. Şimdi burada bunları inceledik. Grafik anlamında yorumladık diyelim. Mana'ya girdik arkadaşlar. Mana'ya baktık. Grafiği küçülttük. Mana'nın şu ana kadar çıktığı en yüksek değer 5,89 değeri. Şu anda bulunduğu nokta 3,51. Neredeyse 4 değerinde bayağı bir gerileme yaşamış arkadaşlar. Şu anda da yatay seyre bağladı. Neden yataya bağladı arkadaşlar? Çünkü e, Bitcoin'in şu anda eee ilerlemesine izin vermediği için. Mesela Ghost, Ghost'a bakalım. Yani Avogadro'ya. Buna baktığımızda bayağı yükselme gerçekleştirmiş. 3 dolar 20'de 27 centlere çıkmış. Buradan tekrardan 2 dolar 42 centlere kadar gerilemiş. Bunun da düşüşü tıpkı Mana'nın düşüşü gibi görülüyor. Şimdi burada bu şekilde girip e, Maxi borsası üzerinde Metaverse projelerini inceleyebilirsiniz. Metaverse ile ilgili güzel bir haber var. Dün çıktı bu haber arkadaşlar. Metaverse'de H&M mağaza açtı. Sanal bir mağaza açtı. Şöyle görüyorsunuz. Cake'in arkadaşlar e, Twitter hesabından paylaşıldı bu. 7 Aralık tarihinde. Metaverse mağazası açıldı H&M'in. Sanal bir mağaza. Bunu Cake ortaklığıyla yaptılar. Bakalım cake var mı? Bakın arkadaşlar çoğu proje bu borsada yer alıyor. Cake'e baktığımızda bu olay yaşandığı tarihlerde yani şöyle geldiğimizde bakın şu tarihlerde gördüğü rakam 1 dolar 20 centler. Şu anda bulunduğu noktalar 0,58 sen civarları olarak görünüyor. Maxi borsası üzerinde. Devam edecek olursak şöyle piyasalar diyelim. Diğer metaverse projelerine hemen hızlıca bakalım arkadaşlar. Ne var mesela burada? Raca var. Raca ne? E, son dönemlerde duyuyorum. Ya yani gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ne kadar mantıklı. Elon Musk'ın annesi Maya Musk işte e, bunun desteklediği bir proje. Maya Musk ne arkadaşlar? Yani benim bildiğim Elon Musk'ın annesi olması dışında NFT sektöründe ismi duyulmuş bir kadın. Yani burada zaten reklamını Elon Musk yapıyor. Daha ne olsun yani e, en büyük özelliği Elon Musk'ın annesi olması. Başka çok büyük bir özelliği yok. Yani o olması tamin bile. Onun desteklediği söylenen bir proje çok fazla yatırım alıyor. Bakın şöyle şey yaptığımızda, ha, Binance'ın suyusu Cz ile ortaklaşa bir anlaşmaları var. Anlaşma dedim çok fazla birbirlerine geri dönüt veriyorlar. O yüzden şöyle bir haber çıkma potansiyeli var. Bakın o yüzden değerlendirilebilir. Buyinsin listelenmesi gelirse racanın işte o zaman. O zaman buradan alanlar iyi bir kar elde edebilir. Her, Raja listelenene kadar nereden ulaşabilirsiniz? Maxi borsasında ulaşabilirsiniz. Burada listelenmiş. E, bu listelenme gelirse bu haber gelirse zaten orada ciddi karla satarsınız. Yani elinizden çıkarabileceğiniz, gözünüzün görmeyeceği bir projeyi e, kenara atıp bekletip ciddi karlar elde edebilirsiniz. CZ ile atışmalarından dolayı böyle bir durum söz konusu olabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Tabii ki Tamamen risk iştahınıza bağlı. Kesinlikle e, böyle ciddi miktarlarda yatırım yapıp da beklemelik bir proje olduğunu düşünmüyorum. Onun haricinde bakın zaten burada yazıyor. Raja, Raja token nedir? Çok fazla bir arzı var. Dolaşımdaki arzı fazla. Yakın falan oluyor. Twitter hesapları var. Bunları takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu anda henüz bir haber yokken almak daha mantıklı. Haber geldikten sonra Binance üzerinden vesaire almak e, daha da mantıksız bir haber olacaktır. Mesela burada başka ne var? Hemen bir tane daha değerlendirip videoyu kısaca özetleyip bitirelim. Burada aşağı doğru baktığımızda arkadaşlar VSG var. VSG ne? Şu Wall Street Token deniyor. Wall Street Token ne? Wall Street Token bir oyun tokenı. Oyun üzerinde kullanılıyor. Oyunu var. Bu oyun strateji oyunu. Karşılıklı şansa dayalı değil de yeteneğe dayalı bir oyun. Kazananı var kaybedeni var. Bu şekilde kullanılan bir oyun tokenı. Bu da Metaverse projesi kapsamı altında satılan bir oyun tokenı arkadaşlar. Bunların hepsini buradan bu sayfadan teker teker bakın ili var mesela iliyi araştırın. Fiyatı çok yüksek olduğu takdirde yani bunu e, almak kolay olmayacaktır. Araştırın. Aksi araştırın. Bakın aksi 102 dolarlara geriledi. E, değerlendirilebilecek seviyelerde ise değerlendirin. Vamp var. Bunların hepsini araştırabilirsiniz. işinize gelene yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunların listelenmesi gelirse listelenme haberleri zaten çok güzel kar getiriyor açık konuşmak gerekirse. Yakalayabilirseniz listelenmeden önce karınızı alırsınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, bu şekilde bir durum söz konusu. Umarım arkadaşlar bu video sizin için yararlı olmuştur. Her zaman söylüyorum yatırımınızı yapmadan önce projeyi ve arkasındaki ekibi iyi araştırın. Yatırım yapacağınız miktarı iyi belirleyin ki sonradan pişman olmayasınız arkadaşlar. Ee, umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Yararlı olduysa Beğeni butonuna basarak kanala abone olarak ve incelememi istediğiniz konuları, projeleri videonun altına yazarak bana ulaştırabilir, destek olabilir ve bu şekilde videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz diyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz.